Merhaba, iyi günler. 4 Aralık 2023. Burada değerli akraban Süleyman Filibeli var. Dereköy'de oturuyor kendisi. Şimdi bize Seferihisar'daki akrabalarımın işgalde neler yaptıklarını yavaş yavaş anlatacak. Lütfen. Evet, şimdi nasıl oldu bu anlattıkları? İşte bizim kökümüzün çoğu Seferihisar'da. Ulabuş, Benler, Gödanca ve buralarda. Anneannem Macar Mustafa'nın birinci kuşak torunu, kızı Gülsün'ün büyük kızı Ayşe. Ayşe teyzemin torunudur bu gördüğünüz delikanlı. Sağ ol, teşekkür ederim. Efendim, Çamlı'da Ethem dayımın torunları var. Keleş Mehmet'in kızları, yeğenleri, Urkiye teyzemin, Hori teyzemin çocukları, Şerif teyzemin çocukları. Efendim biz, dedem çok yakış, geldi. Senin oradaki künarların tohumundan istiyor bu arkadaşım. Benim teyze oğlu. Babaannesini, anam, teyze çocukları. Doğru. İsmail abinin orada çok büyük bir künar vardı ya. O cinsin diyor, tohumu olacak diyor. Böyle bir ulu ağacı yok işte. Şimdi. O ağaçtan fidan isterim. Sen orada var mısın? Tohum isterim. Tamam. Memnun olurum, getirirsen bana. Veya ben geleyim alayım. Sen bana yardımcı ol. Sen gelirsin. Beraber tamam. Gidersin kahvenin yanına. Sağ ol. Buyur lütfen otur. Kaçıyor. İyi günler. Evet, İyi şimdi günler, bu Zeybek işini anlatıyordun. Bu işgali. Yunan işgali. Benim adım Süleyman. İki arkadaşı var Seferihisar'da. Biz Macar Mustafa'nın torunlarıyız. Büyük kızı Güçlü'nün, Ayşe'nin torunu. Ben Hatice'nin torunu. Keleş Mehmet'in çocukları da Çamlı bölgesinde. 3 çocuğu var. Gütsün, Fadime ve Kırmızı Hasan. Bunlara bir lakabına da Kırmızılar derler Seferihisar bölgesinde. Ve dedem çok yakışıklıymış. Anneannemi görmüş, abasının yanında sandıya gelmiş. Onlar da Efendiçukuru'ndan Macar attı. Ve kaçarak evlenmişler. Biz Dereköy'lü olmuşuz. Bu gördüğün kardeşim Nedim Yaşar Gürtoy, yazar, gazeteci. Bunlar da sandıl olmuş. Ama bizim anneanne tarafı Macarlar Seferihisar'da, Ulamış, Gödence, buralarda. Dedemin sülalesi de Benler'de. Benler'ler derler bize Dereköy'de. Annem Benler'lerdendir. Ve Benler'de Süleyman dedem gibi 4 erkek bir kız kardeş. En büyükleri Süleyman dedem. Ondan sonra Hava Dudu halam Gödence'de. Hatip Hoca bunun damadıdır. Ondan sonra Seferihisar'da Kayış Mehmet ve Kayış Halil. Benler köyünde de en küçük kardeşleri Hüseyin vardır. Benler köyündeki Nihat amcagil, Nihat Büyük Çınar, Mustafa amcasının oğlu, eski muhtar Osman amca, yağneci Nazmi Polat amcam, bunlarla tanıştım. Bu 6-7 kişinin aklımıza estiği zaman Dereköy'deki anamın amca olduğu oğlunla kafa dedirdik. Hacı Ahmet sağ olsun. Ve oralara ziyaretlerine gideriz. Seferihisar'dakilerinden de 3-4 tane tanıdığımız var. Zeybekoğlu Mehmet, emekli komiser eniştemiz rahmetli olmuş. Macar Sadi'nin damadı. Efendim Macar Kemal'in oğlu Nurettin, Macar Hüseyin'in oğlu Cengiz ve bunlarla çok güzel düzen geçirdik ve devam etmeye de Allah müsaade ettiği müddetçe gidip arayıp soracağım inşallah Teala. Biz Dereköy'lüyüz. Zeybe'yi anlatıyordun işgal döneminde. Benler'de Süleyman eşkıyadır. İlk cinayetini Benler'de işlemiş. Kayış Süleyman derler bunun lakabına. Bunlar 4 erkek kardeş, bir kız kardeş. İlk cinayetini Benler'de işlediği zaman Gödence'ye kaçıyor. Anası, kız kardeşi, büyük dedemiz, bacaksız Kara Hüseyin vefat etmiş. Bunlar Aslı,
Konya Hadimlidir. Çeşme'ye gelmişler, Çekmezadeler diye. Bu ün yapmış oralarda. Onları bulamadım daha henüz. Ve oradan etrafından nasıl anlaşamazlık olmuşsa Hüseyin dedem benlere geliyor. Benler soy kütüğündeki 30 yıllık muhtarlık yapmış. Osman amcam bunu bana anlattı. Benler soy kütüğünü, köy kütüğüne Bacaksız Kara Hüseyin diye geçmiş. Bunların lakabı şimdi orada Bacaksızlar diye geçmekte. Oradaki kökümüzü de buldum. 61 yaşında. Sefer-i Saadetlilerini buldum. Ve ben şimdi 73 yaşına girdim. 2-3-1950 doğumluyum. Kimliğe göre esas 10 Eylül 1950 doğumluyum. Ve emekliyim, kaynakçıyım. Şimdi onları arama fırsatını buldum. Gittim, kökümü buldum çok şükür bu yaşta. Onlardan görüşüyoruz. Çok mutluyum. Ve bunlar Çeşme'den dağılıyorlar. Gödence'de kendi evleniyor Süleyman dedemin yağneci Mehmetgil'in halaları Fadime ninem onlardandır. Paşa Kadir'in kızı. Paşalar diyorlar onları orada. Ve halamı veriyor. Hava tutuyor. Hatip Hoca'da bildiğim tarih halamın damadıdır. Hatip var. Yaygın bir sülale. Ve oradan ikinci cinayeti işliyor. Efem Çukur'una kaçıyor. Efem Çukur'unda da bunu rahatsız ediyorlar. Itırazlı bölgelerinin tapısını alıyor. Biraz keçi besliyor geçim kaynağı olarak. Ve işimiz sonuçlandı. Ben takip ediyordum. 84'ten bu yana.